Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konu başlığımız türev. Türevin tanımıyla başlayalım konumuza. Arkadaşlar bir fonksiyonun bir noktada türevinin olabilmesi için sağdan ve soldan türevlerinin birbirine eşit olması lazım. Sağdan ve soldan türevler birbirine eşit değilse o noktada o fonksiyonun türevi yoktur diyoruz. Mesela sağdan ve soldan türev dediğimiz nedir? Limit konusunda işlemiştik arkadaşlar. Fx olsun, işte x kare artı 4x büyüktür 1 olsun. X üzeri 3 artı 5x küçüktür 1 olsun. Biz bir noktasına göre türev aldığımız zaman sağdan türev dediğimiz zaman birden büyük x büyüktür 1, x küçüktür 1 yazalım buraya. Birden büyük için bunun için işlem yapacağız. Soldan türev dediğimiz zaman da birden küçük değer olan x küp artı 5x için biz türevini alacağız. Bu iki türev birbirine eşitse bir noktasında türevi vardır diyebiliyoruz. Mantığı da budur arkadaşlar. Türevi nasıl ifade ediyoruz arkadaşlar? Bir ifade etme yöntemimiz de budur. X noktasında limitini aldığımız zaman onun türevi bu şekilde de ifade edebiliyoruz. Mesela limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a eşittir limit f a artı h eksi f a bölü h'tır. H sıfıra giderken. Arkadaşlar bunu bilin diye yazdım. Bunu biz çok kullanmayacağız ama bazı sorularda karşımıza böyle bir ifade çıktığı zaman bu f a'nın türevidir. Biz bunu bilmek zorundayız. Yani kafamız karışmasın bu ifadeyle. Bu ifadeyi verdiği zaman bize demiş ki a'ya göre türev alın. Onu anlatmaya çalışmış. Bir noktada türev demiş arkadaşlar. F a'dan r'ye y eşittir fx fonksiyonu a elemandır a'da sürekli olmak üzere demiş. X a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a limiti varsa bu limit değerine y eşittir fx fonksiyonunun a'daki türevi denir. Az önce zaten söylemiştim. F a'ya göre türevini al diyor. Yani a'daki türevini al anlamına geliyor. Biz türev almayı bazı sembollerle gösteriyoruz. Genelde kullandığımız sembol budur. Ama sorularda bu sembol de karşımıza çıkabilir. Kafamız karışmasın. Üçü de aynı şeydir arkadaşlar. A'ya göre bak bu ne demiş? Fx fonksiyonunu a'ya göre türevlendir demiş. Bu da aynısı, bu da aynısı. Yani üçü de birbirinin aynısıdır. Bunları da bilelim. Bu soruya bakalım şimdi. Fx eşittir x küp fonksiyonunun x2 noktasındaki türevini bulunuz. Arkadaşlar bunu yapmanın çok çok basit bir yolu var. Bir sayfa sonra zaten bunu öğreneceğiz ama az önce öğrendiğimiz özellikten yapalım. Nasıl yapıyorduk peki? F2 noktasındaki türevi demişse F türev 2 diyorduk. Fx eksi F2 bölü x eksi 2 şeklinde ifade ediyorduk. Bunun anlamı neydi? 2'ye göre türev al anlamına geliyordu. Bu neye eşitti arkadaşlar? Limit x 2'ye giderken fx dediğimiz ifade x küptür eksi f2 dediğimiz ifadede 2 koyduğumuz zaman 2'nin kübü 8 olur bölü x eksi 2 de arkadaşlar. Bunu düzenleyip 2'de limitini 2'ye göre aldığımız zaman f2'nin türevini bulmuş oluyormuşuz. Biz yaptığımız zaman arkadaşlar 0 bölü 0. 0 bölü 0 belirsizliği çıkar. Limit konusunda ne yapmıştık? Çarpanlarına ayırıp sadeleştirme yaptıktan sonra bu belirsizliği ortadan kaldırabiliyorduk. Onu nasıl yapıyoruz peki? X eksi 2 diyoruz. Bunu şu ifadeyi ben çarpanlarına ayırıyorum. Çarpı x kare artı 2x artı 4 bölü paydamızda da x eksi 2'miz var zaten. Bunlar birbirini götürdüğü zaman ifademiz sadece x kare artı 2x artı 4 kalır. 2'yi yerine koyduğumuz zaman 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 4'ten 4 4 4 daha 12 sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. 2 noktasındaki türevi 12'ye eşitmiş diyebiliyoruz. Bahsettiğim gibi çok daha basit bir yolu var. O da nedir arkadaşlar? Şu gördüğümüz
x küp ifadesinde şu üssü başa getiriyoruz. 3 x diyoruz. Şuradaki üssü 1 azaltıyoruz. O da 3 eksi 1'den ifademiz ne oldu? 3 x kare oldu. Şimdi burada 2 yazdığımız zaman gene 12'yi buluruz arkadaşlar. Yapalım istiyorsanız. 3 çarpı 2'nin karesi 4, o da 12'dir. Yani bu kadar uzun bir işlem yapmanın bir anlamı yok. Sadece bilin diye yazıyorum. Eksik bir bilgi olmasın diye. Devam edelim. Şimdi de türev alma kurallarına geçelim. Arkadaşlar sabit fonksiyonların türevi sıfırdır. Yani içerisinde herhangi x'li bir ifade yoksa o fonksiyonun türevi sıfırdır diyoruz. Az önce gösterdiğim 3x kare ifadesi de budur arkadaşlar. X üzeri n fonksiyonunun türevi de arkadaşlar. Şuradaki n'i biz başa getiriyoruz. Şuradaki n'i ve üstündekini 1 azaltıyoruz. Mesela x kübü yaptığımız zaman şuradaki ifadeyi başa getiriyorduk. 3 çarpı x diyorduk. Bu ifadeyi 1 azaltıyorduk. 3 eksi 1'den 3x kare şeklinde. Burada da onu anlatmaya çalışmışız. Arkadaşlar x küp demiştik ya, yani önünde 5 gibi bir sayı olsun, 4 gibi bir sayı olsun, bu bizi ilgilendirmiyor. Bizim yapmamız gereken gene şunu başa getirmek. İfademizi aynen yazıyoruz. 5 çarpı diyorum, şu üssü başa getiriyorum, 3 x diyorum, şu üssü 1 azaltıyorum, o da 2 olur. Burada da onu anlatmaya çalışmış. C gibi sabit bir sayı çarpı x üzeri n fonksiyonunun türevini de biz bu şekilde ifade ediyoruz. Bu da ne olur? 15 çarpı x kare. Burada da bunu anlatmaya çalışmışız. İki fonksiyonun toplam ve farkının türevini nasıl yapıyoruz peki? Fx'imiz eşittir gx artı hx gibi bir fonksiyon olsun. Bunun türevini gx'in türevi artı hx'in türevi şeklinde yapabiliyoruz. Çıkarma işlemini de gene gx eksi hx şeklinde yapabiliyoruz. Burada herhangi bir durum yok. Çarpımın türevini peki nasıl yapıyoruz? Gene fx gibi bir ifademiz olsun. Bu gx çarpı hx'e eşit olsun. Bunun türevini alırken arkadaşlar birincinin türevi çarpı ikincisini aynen yazıyoruz. Artı diyoruz. İkincinin türevi çarpı birincisini aynen yazıyoruz. Bunun türevini de, çarpmanın türevini de bu şekilde buluyoruz. Tekrar ediyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci. Bölümün türevine geçelim şimdi. Gene fx'imiz gx bölü hx gibi bir fonksiyon olsun. Bunun türevini de arkadaşlar birincinin türevi çarpı ikincinin türevi, çarpmada artıydı, burada eksi olur. İkincinin türevi çarpı birinci arkadaşlar bölü alttaki hx ifademizin karesi. Biz bölme işleminin türevini de bu şekilde yapıyoruz. Bunlarla ilgili biraz soru çözelim şimdi, kafamıza tam otursun. Bu sorudan başlayalım. Fx eşittir 3 ise f türev x kaçtır demiş arkadaşlar. Burada x'te herhangi bir ifade yok. Sabit bir sayı olduğu için bunun türevi arkadaşlar sıfırdır. Buna bakalım şimdi. Eksi 5 demiş. Fx'in türevini istemiş. Burada da herhangi x'li bir ifade olmadığı için bunun türevi de sıfırdır. Buna bakalım. 2pi artı e küp demiş. Fx'in türevini istemiş. Arkadaşlar x'e göre türev al demektir bu. Burada herhangi x'li bir ifade görmediğimiz için bunun da türevi sıfırdır. X üzeri 10'un x'e göre türevini al demiş. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? X üzeri 10 dediğimiz zaman şuradaki 10 ifadesini başa getiriyorduk. 10 çarpı x, şuradaki ifadeyi 1 azaltıyorduk. Bunun türevi de budur arkadaşlar. Fx eşittir x ise fx'in türevi nedir demiş. Arkadaşlar bu ifademiz x üzeri 1'dir. Şuradaki 1'i biz başa getirdiğimiz zaman 1 çarpı x üzeri, şu üstü de 1 azalttığımız zaman 0 olur. X üzeri 0'ımız da 1'e eşittir. 1 çarpı 1'den 1'dir. Yani x'imizin türevi 1 sayısına eşitmiş. Devam edelim. Fx eşittir kök x ise x'e göre türev al demiş arkadaşlar. Köklü ifadeleri nasıl yapıyoruz? Bunu da üslü sayılara benzetip yapıyoruz. Bunun
Benzetim şekli nedir arkadaşlar? X üzeri 1 bölü 2 dediğimiz zaman bu zaten kök x'in kendisine eşittir. Şuradaki ifadeyi ben gene başa yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı x diyorum. Değişen hiçbir şey yok. Bu üstten 1 bölü 2'den ben eksi 1'i çıkarıyorum. İfade ne oldu? 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Bu da bizim kök x'imizin türeviymiş. Arkadaşlar şunun üstü 1'dir. Şunun derecesi de 2'dir. X'i dışarı çıkarmaya çalıştığımız zaman x üzeri 1 bölü 2 şeklinde dışarı çıkar. Bu da kök x'in kendisine eşittir zaten. Bu soruya bakalım. 3x karenin x'e göre türevini al demiş. Yapmamız gereken şey neydi arkadaşlar? Şuradaki üstü biz başa çarpı diye atıyoruz. İfademiz ne olur? 3 çarpı 3'ümüz zaten sabitti. 2 çarpı x üzeri 2'yi 1 azaltıyoruz. 1 olur. O da 6x'e eşit olmuş olur. Bu da sorumuzun cevabıdır. Burayı da geçiyorum. Şimdi de toplamın türevi. Arkadaşlar toplam ve çıkarmada herhangi bir şey yoktu. X gördüğümüz ifadeleri ayrı ayrı düşünüp yapıyoruz. X artı x karemizin x'e göre türevi arkadaşlar. X'imizin türevi 1'di. Artı x karemizin türevi şurada gördüğünüz iki üst sayısını başa getiriyorduk. Çarpı x üzeri 2'yi 1 azaltıyorduk. 1. Buradan da 1 artı 2x'i elde etmiş oluruz. Sorumuzun cevabı 1 artı 2x'tir. Bunu yapalım şimdi. 2x küp artı 4'ün x'e göre türevini al demiş. Yapalım arkadaşlar. İkimiz aynen sabittir yazıyoruz. Buradaki 3'ü biz başa çarpım diye atıyoruz. 3 x diyoruz. 3'ün üstünü 1 azaltıyoruz. 2 diyoruz. Arada artı var. Artıdır. 4'ümüz de sabit bir sayıdır ve onun türevi de 0'a eşittir. Sorumuzun cevabı ne olur arkadaşlar? 6 x karedir. Toplamda dediğim gibi bu ifadeleri ayrı ayrı düşünüp toplam varsa toplam yapıyoruz. Çıkarma varsa çıkarma yapıyoruz. Burada zaten 4'ümüz sabit bir sayıdır ve onun türevi de 0'a eşittir. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi de çarpmanın türeviyle ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Fx fonksiyonu vermiş. F1'in türevi kaçtır demiş. Öncelikle şunu yapalım. Türevini bulduktan sonra yerine x gördüğümüz yere 1 yazdığımız zaman sonuca ulaşırız zaten. İfademiz budur arkadaşlar. X kare eksi 1 çarpı 3 eksi x üzeri 4'müş. Yapmamız gereken şey neydi? Birincinin türevi. Yapalım arkadaşlar. Birincinin türevi dediğimiz şu 2'yi başa getirdiğimiz zaman 2x olur. X'li ifadelere bakalım arkadaşlar. Sabit sayıların türevi 0 olduğu için onları yazmanın bir anlamı yok. Birincinin türevi 2x çarpı ikinciyi aynen yazıyoruz. 3 eksi x üzeri 4. Arada artımız vardı. Bu sefer de ikincinin türevi diyoruz. Sabit sayının türevi zaten 0'dır. İkincinin türevi de neye eşit olur arkadaşlar? Şuradaki 4'ü başa getirdiğimiz zaman eksi 4 x üzeri bu üstü de 1 azaltıyoruz. 3 ikincinin türevi çarpı birinci diyoruz. O da x kare eksi 1'e eşitmiş. Şimdi çarpmanın türevini yaptık arkadaşlar. Şu ifadenin türevini aldığımız zaman böyle bir şeye eşit oluyormuş. X yerine 1 koyalım. Buradan 2 çarpı 1 olur. Çarpı 3 eksi 1 üzeri 4 1'dir. Artı diyorum. X üzeri 3, 1 üzeri 3 1'dir. Eksi 4'e çarptığımız zaman eksi 4 olur. Çarpı 1'in karesi 1 eksi 1'den 0 olur. Eksi 4 çarpı 0 burası 0 olur zaten. Burası da 2 çarpı 3 eksi 1'den de 2 sorumuzun cevabını 4 bulmuş oluruz arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. Şimdi de bölme fonksiyonunun türevini yapalım arkadaşlar. Fx vermiş. 2x eksi 1 bölü 3x artı 1 ise x'e göre türevini al demiş bu ifadenin. Gördüğünüz gibi bu bir bölüm arkadaşlar. Bölme işleminde nasıl yapıyorduk? 2x eksi 1 bölü 3x artı 1'di.
Bunun türevini aldığımız zaman arkadaşlar birincinin türevi 2x eksi 1'in türevi arkadaşlar 2'dir. Çarpı ikincinin kendisi 3x artı 1. Evet, çarpmada artı vardı, bölmede eksi vardı arkadaşlar. İkincinin türevi diyorum şimdi. 3x artı 1'in türevi de 3'tür. Çarpı birinci ifadenin aynısı 2x eksi 1 bölü diyorum. Alttaki paydanın karesiydi. 3x artı 1'in karesiydi. Yapalım arkadaşlar. Bu ifade neye dönüştü? Bunu dağıttığımız zaman 6x artı 2 olur. Eksi diyorum. Bunu dağıttığımız zaman 6x eksiyi hepsine dağıtıyorum. Eksi 3'tü. Bir de önünde eksi vardı. Artı 3 olur. Bölü 3x artı 1'in karesi diyorum. 6x'ler birbirini götürür. İfadenin türevi neye eşitmiş? 2 artı 3, 5 bölü 3x artı 1'in karesine eşitmiş. Bu fonksiyonumuzun x'e göre türevi de 5 bölü 3x artı 1'in karesiymiş arkadaşlar. Birinci dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.